Doraemon. Taş Devri Oteli 1. Bölüm. Neden dünyada ödev diye bir şey var sanki? Neden ders çalışayım ya? Neden okula gitmeliyim? Burada beyzbol oynamamıza izin vermiyorlar mı? Başka nerede oynayabiliriz peki? Eskiden buralarda bir sürü boş alan varmış, biliyor muydun? Evet, aslında çok eskiden piyano yoktu. Piyano alıştırması yapmak zorunda değilim. Yani sizi okul ya da piyanoların olmadığı bir oyuncak alanın olduğu bir zamana mı götüreyim? Bu mu yani yapmam gereken? Evet. Hadi zaman makinesine gidelim. Ben taş devrini seviyorum. Okul yok. Ne zaman istersem uyuyabilirim. Ne zaman istersem yemek yiyebilirim. İstediğimiz kadar oyun oynayabiliriz. Bu harika. Hadi gidelim. İşte geliyoruz. Vay canına, taş devri. Tamamen açık bir alan. Bu çok güzel. Bakın, etrafta hiç ev yok. Burada beyzbol ya da futbol oynayabiliriz diye düşünüyorum. Öyle değil mi çocuklar? Biliyorum ama acaba daha ilginç bir çağa gidebilir miyiz? Asıl onu merak ediyorum. Ha, öyle mi? Çok şey istemekten vazgeçin. Hadi otelimize gidelim çocuklar. Ne? Etrafta otel mi var yani? Birçok farklı zamanda zaman makinesi yolcuları için otel inşa edilmiştir. Hadi bakalım. Otel ha? Bunun otele benzediğini sanmıyorum. Katılıyorum. Taş devri zor bir zamandır ama. Unutmayın. Otelde kalmak istemiyorsanız eve dönebiliriz. Tamam. Hey! Otele vardık. Ne? Burası bir otel mi? Bu sadece bir mağara işte. Öyle görünmesi için tasarlandı. Burası lobi işte. Harika değil mi? Ve misafir odası da arkada. Ve küçük delikler odalar oluyor. Aha, zemin hiç de sert değil. Sanki ezilmiş bir halı gibi. Evet öyle. Bunu taş sandım ama aslında bir yastıkmış. İşte yastıkmış. Yerlerde olmalı. İşte buradalar. Üstümüzü değiştirelim hadi. Tada! Buraya uygun oldum. Harika görünüyor. Öyle değil mi? Vay canına, çok uyumlu görünüyorsun. Hı? İyi bir anlamda söylüyorsun değil mi? Kesinlikle öyle evet. İşte. Harika. Kol üstüne oldu. Burada aletler var. Fakat bunlar süngerden yapılma. Tamam, lütfen sıraya girin. Vay canına, mağara adamı olduk. Pekala, hadi keşfe çıkalım. Doraemon. Dört boyutlu cebini burada bırak hemen. Neden? Çünkü gerçek bir mağara adamı yaşamı tecrübesi edinmeliyiz de ondan. Her şey kolay olursa eğlenceli olmaz. Haklısınız. Tamam. Pekala, hadi taş devrinde çok eğlenelim. Neden gidip dinozor aramıyoruz? Hadi gidelim. Çok komiksin. Bu çağda dinozor görme şansınız yok ki. Taş devrinden bahsetmişken işte bir mamut çok bariz. Biliyorum canım. Aslında mamut demek istemiştim. Nobita kötü bir şey söyledi. O da sinirlendi ve karşımıza dikildi. Şaka yapmak istemiştim. Şakadan anlamayan bir mamuttan nefret ederim. Bu mamut otel müşterileri için evcilleştirilmiş. Harika hissediyorum. Bu şahane.
Bu gerçek bir konu. 30 dakikası ne kadarmış? Böylesine gereksiz sorular sorma. Keyfimi kaçırma benim artık. İyi yapılmış görünüyor. Yüksek teknoloji malzemelerle yapılmış. Yani batmaz. Burası sisle kaplı ve çok gizemli bir yer. Bu sis değil, buhar. Buhar diyorum. Buhar mı? Gerçekten çok sıcak. Belki de bu bir kaplıcadır. Ne dersiniz? Bakın. Evet öyle. Bu çağda volkanik hareketlilik yüksek. O yüzden her yerde bir sürü kaplıca var çocuklar. Suna ya. Hadi yüzelim. Tamam. Gel. Tamam. Bu gördüğüm en sıcak havuz. Hadi bakalım. Beni de bekleyin, geliyorum. Vay canına, harika. Vay canına, ben de. Çok derin. Olamaz. Yüzemediğinin farkında olmalıydın. Anladın mı beni? Haklısın. Hey, Doraemon. Acıkmaya başladım artık. Yemeğimiz nerede? Otele geri döndüğümüzde yemek zaman asansörü tarafından yollanacak. Anladınız mı çocuklar? Aha, bu otelin mamutu değil mi? Çok kötü görünüyor. Acaba derdi ne? Volkan patladı. Olamaz, volkan patladı. Otelimiz odağın dibinde mi yoksa? Söyleyin çabuk. Aman tanrım, zaman makinesi kapısı nerede? Acele edin çabuk. Şuraya bakın Lav. Ne? Zaman makinesinin kapısı gömüldü. Öyleyse bize ne olacak peki? Geri dönemeyiz. İşte yine başlıyoruz. Hep aynı şey yeter. Bu aletin arızası değil ama bu benim hatam değil. Anladın mı beni? Sonsuza dek burada mı yaşamak zorundayız? Hayatta olmaz anne. Hey, zaman makinesinin yerine kullanabileceğim bir şey var mı? Bir şey çıkarmak istiyorum ve dört boyutlu cebim. Dört boyutlu cebini burada bırak. Nedenmiş? Çünkü gerçek bir mağara adamı yaşama tecrübesi edinmeliyiz de onda. Çünkü gerçek bir mağara adamı yaşama tecrübesi yaşamak istediğinizi söylediniz Nobita. Bu yüzden dört boyutlu cebime bıraktım. Beni suçlama. Bu senin suçun Nobita. Ha? Taş devrine gitmek istediğini bize söylemeseydin başımıza böyle bir şey gelmezdi, tamam mı? Doraemon, bir şekilde otelle iletişim kurabilir misin acaba? Bu çağda bir otel daha var. Eğer oraya gidersek kurtuluruz o zaman. Anladınız mı? Gerçekten mi? Nerede? Şu dağın dibinde. Dağ dedin. Peki nerede? Çok uzak. Keşke bir bambu kopterim olsaydı. Çok acıktım. Henüz yolu yarılamadık bile. Yani ne olacağını çok merak ediyorum. Bir mamut veya kılıç dişli kaplanla karşılaşabiliriz. Belki de gerçek bir mağara adamıyla burada karşılaşabiliriz. Ne yapacağız o zaman söyle. Bay canına haklısın. Bu yüzden taş devrini sevmediğimi söylemiştim. İşte.
de olsa sizden bana bir faydası yok artık. Bırakın beni, ne olur bırakın beni, bırakın. Doraemon, bize ne olacak? Bilmiyorum. Ne olacak şimdi bize böyle? Hayır, ben zayıfım ve lezzetli değilim. Onlar daha şişman, onları yiyin hadi. Yine mi beni istiyorsun? Hayır. Neler oluyor burada? Suneo, fotoğraf makinesi. Herkes fotoğraf makinesinin flaşından şaşkına döndü. Anladım. Vay canına. Neler oluyor burada? Anlaşılan Suneo'yu bir çeşit tanrı sanıyorlar. Tanrı mı? Ben mi? Vay canına, işte bu. Harika görünüyor. Bu harikaymış gerçekten. Acıktım. Hey Suneo. Sen de mi biraz istiyorsun ki? Al bakalım. Gerçekten mi? Hayır, hemen bize bırakmalarını söyle onlara, çabuk. Eğer söylesen bile bizim dilimizi anlamıyorlar ki. Sadece bir şeyler yap artık. Pekala öyleyse. Bırak bizi hadi. Ne? Bir tanrının karşısında nasıl bir tutum bu böyle? Lütfen bizi bırak. Evet, işte benimle böyle konuşacaksın. Çok iyi. Ardından kendi başının çaresine bak. Görürsün sen. Eve döndüğümüzde ona gününü göstereceğim. Hey Suneo. Hadi buradan gidelim hemen artık. Artık sessiz olsak iyi olur. Suneo'yu bir çeşit tanrı falan sanıyorlar, anladın mı? İyi, tamam. Taş devrinde tanrı olmanın bu kadar kolay olduğunu bilmiyordum. Ben tanrıyım. Bu taraftan. Biz şoklamızı mı istiyoruz? Öyle görünüyor. Yok, daha neler. Evet, evet. İşte öyle. Güzel. Eğer tanrıya karşı gelirsen pişman olursun. Bunu anla. Taş gerçekten harikaymış. Bayıldım. Suneo'nun nesi var, gerçekten merak ediyorum. Tuhaf bir şalter atmış gibi görünüyor. Çok eğlenceli. Hepiniz diz çökseniz iyi edersiniz. Vay canına. Dostum, bu çok lezzetli. Çok güzelmiş. Suneo, sıradaki planın nedir? Buradan kurtulup olabildiğince en kısa sürede diğer otele gitmek zorundayız. Evet, taş devrinden nefret ettiğini sanıyordum, değil mi? Acele etmeye hiç gerek yok. Aslında taş devri o kadar da kötü değilmiş. Harika hissediyorum kendimi, evet. Çok şiştim. Hey Doraemon, bana dil çeviricisini verir misin? 4 boyutlu cebimi kullanamadığımı söylemiştim. Bizden avlanmaya gitmemizi mi istiyorlar? Avlanmak harika bir fikir. Pekala, ne göreceğiz burada? Bu bir mamut. Bu gerçekten kalabalık bir grup. Fakat bu kadar devasa bir şeyi nasıl yakalayabiliriz? Buldum! Ha?
kaçın! Şimdi yakalayın şunları! Nasılsın Nobita? Öleceğim sandım. Şu haline baksana! Sonia, neden benim için bunu yaptın? Çünkü bana en zayıf ve en harika bir yem gibi göründün Nobita. Aha, lütfen hadi artık buradan gidelim Sunel. Evet, işte bir fırsat hadi. Neden? Henüz taş devrinin keyfini çıkarmış değiliz. Sunel! Bay Sunel diyeceksin. Bir tanrıyı saygı ifadesi olmadan çağırmak kabalıktır. Öyleyse biz otele gidiyoruz Sunel. Ne istiyorsun benden söyle. Hadi gidelim buradan yürüyün. Ona söyleyebilecek bir şeyimiz yok. Hadi çocuklar. Tamam. Sunel. Bay Sunel diyeceksin. Hadi gidelim Shizuka. Sıkı çalış. Lezzetli bir et yakala. Bu Tanrı'nın emridir sana. Hadi. Doraemon, Sunel iyi mi onu merak ediyorum. Hadi otele gittikten sonra geri dönelim, olur mu? Onu rahat bırakın, her neyse. Otel nerede peki, söylesene bana. Ah, neredeyse vardık. Görüyor musunuz? Şu dağın dibinde. Doraemon! Bu iş kötüleşebilir. Bu patlama bir sorun değil ki. Olamaz. Hayır, bu tam boyutta bir patlama. Aman Tanrım. Sunel? Tanrı olduğunu söylüyorsa kendi başının çaresine bakabilir. Giyan, sen ciddi misin? Artık benim arkadaşım değil. Tamam, sıraya girin bakalım. Mağara adamları! Takeshi. İşte Giyan. Giyan. Tamam, peki. Ona vurmam gerekse bile onu geri getireceğim. Vay canına, bekle. Acele, çabuk. Bunu bekle. Şuraya bakın, gördünüz mü? Sunel. Merhaba. Siz bir mamut yakaladıktan sonra nereye gitmeliyiz merak ediyorum doğrusu. Beni dinleyin. O taraf çok tehlikeli. Oraya gitmeyin. Durun. Benim dediklerimi yapmıyor musunuz siz? Beni dinleyin dedim. Oraya gitmeyin. Geri dönün. Lütfen geri dönün. Vay canına. Vay canına. Vay canına anne. Hayır, hadi ama ne yapmamı istiyorsunuz benden? Bu ne böyle? Tanrı'nın gücüyle patlamasının durmasını istiyor gibiler. İmkansız bir şey. Tamam yapacağım, tamam anladım. Bunu yapamam ne de olsa. Hadi bakalım. Hadi canım. Çok sıcak. Tanrım, bu daha da kötü oldu. Patlama gerçekleşmek üzere. Artık bir şeyler yapmalıyım. Vay canına, bu benim suçum değil. Hayır. Hayır, yapmayın, lütfen durdurun. Beni bağışlayın. Hayır, lütfen. Aman Tanrım. Ne yapmalıyım? Giyan! Sunel! Giyan! Sunel, bana tutun hemen. Giyan! Sıcak! Bırakma! İnanamıyorum. Her
şeye rağmen kurtulduk. Çok iyi. Teşekkür ederim çocuklar. Size zalimlik etmiş olsam da. Şapşal, şu anda uykusallık için doğru bir zaman değil. Hepinizin güvende olmasına sevindim. Burası neresi? Burası Taş Devri Oteli 2. Sakinleşebilirsiniz. İç kısım uzay ve zamana aittir. Yani dışarıdan etkilenmeyecek. Patlama alarmının bir hata sonucu verildiğini size bildirmekten dolayı çok üzgünüm. Sizi özür olarak 5 milyon yıl önceki özel bir otele davet etmek istiyoruz. İzin verirseniz. Ne dersiniz? Doğayla çevrili bir yerde istediğiniz zaman uyuyup istediğiniz kadar oyun oynayabilirsiniz. Bizi yıkacak! Go, 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 go.